Fotoğrafın ön püf noktası. Işığa dikkat edin. Bir fotoğraf özel olarak aksi istenmiyorsa yeteri kadar ışık almalıdır. Işığın fazla olması patlama tabir edilen duruma yol açar. Yani fotoğrafın belli kısımlarında renkler fazla açık olur. Hatta o bölgedeki detaylar kaybolur. Eskiler buna filmi yakmak derler. Fotoğrafçılık evrensel dilimdeki tanımı ise overexpose olarak bilir. Yani fazla pozlama. Bir fotoğraf sadece çok ışık aldığında bozulmaz. Az ışık alınca da bozulur. Buna da eksik pozlama anlamında underexpose denir. Oysa fotoğrafın en iyi hali ışığı en güzel almış haldir. Ne çok fazla ne çok az. Bazen ışığı bilerek azaltıp artırarak efektler yaratılabilir. Işığı doğal yollardan azaltamıyorsak makinenin pozlama süresi ve diyaframı ile oynayarak azaltabiliriz. Bazen güneş ışığı bile doğal yollardan azaltılabilir. Örneğin güneşin bulutların arasına girmesi beklenerek daha hoş bir ışık ortamı sağlanabilir. Veya hoş gölgeler, ışıklar oluşturabilecek yansıtıcı veya şemsiyeler kullanabiliriz. Kompozisyonu sadeleştirin. Bir fotoğrafta kompozisyon, yani çerçevelenen kesim ne kadar az objeden oluşursa o kadar temiz bir görüntü oluşur ve fotoğraflanan obje daha öne çıkar. Buna karşılık çerçevedeki yabancı ve gereksiz unsurlar fotoğrafın değerini düşürüp izleyicinin dikkatini dağıtır. Bu sebeple özel olarak istenmiyorsa kompozisyon mümkün olan en sade halindeyken çerçevelenmelidir.